Herkese merhabalar, ben Onur Alpaydın. Bugün elimde bir Turkcell T50 var ve bununla ilgili genel bir inceleme yapıyor olacağım. Şimdi derseniz şu kutu olayını hemen bir aradan çıkaralım. Zaten Turkcell'in biliyorsunuz cihazlarda daha çok kullandığı o mavi kutu geleneği devam etmiş. Ön kısmında bir tane cihazın fotoğrafı var. İç kısmında hemen bir tane kapak geliyor. Bu kapağın üstünde tahmin ettiğiniz üzere cihazla birlikte geliyor. Netcell cep telefonu garanti, mikro simi buradan çıkarabilmek için bir tane aparat. Şurada güzel bir özellik var, bunu bilahare anlatıyor olacağım. Bir tane kulaklık, micro USB 2 girişi ve hemen şurada da ZTE'ye ait olan şarj adaptörü var. Cihaz ZTE'de üretilmiş, henüz Türkiye'de üretim yapılmıyor. Fakat uzun vadede Süreyya Ciliv, Turkcell'in genel müdürü, Türkiye'de de Vestel'le birlikte Manisa'da üretim yapılacağından bahsetti. Şimdi dilerseniz biraz tasarımdan bahsedelim. Artık bu ortaklaşmaya başlayan bir tasarım modeli haline dönüşüyor. Yan kısımlar sert. Üst kısımlarda da bir bombe mevcut gördüğünüz gibi. Arka kısımsa benim oldukça hoşuma gitti. Şuradan da şu an görebileceğiniz üzere ışık farklı alındığında farklı parlayan güzel bir arka kapakla birlikte geliyor. Cihazı neye benzetebilirim tasarım olarak? Xperia Z2'ye hafif bir andırma mevcut. Ya da ek olarak Xiaomi Elif E7, yani daha çok Türkiye'de bilindiği üzere General Mobile Discovery Elite'e benzetiyorum. Genel olarak cihazdan biraz bahsedecek olursak 5 inçlik HD bir ekrana sahip, hemen şuradan şuraya. Yani çok büyük bir cihaz değil. Bunun hemen muadilleri tarafından karşılaştırabileceğimiz mesela General Mobile'ın Discovery 2. ve 2 versiyonu var. 1280'e 720 piksellik bir cihaz ekran olduğundan bahsettik. Yani dünyanın en kaliteli ekranına sahip olduğunu söyleyemem. Fakat fiyat performans oranı olarak karşılaştıracak olduğumuzda hiç de fena olmadığını söyleyebilirim. LTE desteği olduğundan bahsediyorlar. Yani 4G desteği var. Her ne kadar henüz Türkiye'de 4G desteği olmasa da uzun vadede bunun desteği olacağından bahsediyor. Bir yandan da dilerseniz telefonu anlatırken AnTuTu Benchmark testini başlatayım. Bu şekilde biraz daha detaylardan haberdar oluruz ve genel olarak diğer cihazlarla nasıl karşılaştırabileceğimiz konusunda da fikrimiz olur. Ön kısımda 2 megapiksellik bir tane kamerayla birlikte gelirken arka kısımda her ne kadar çok büyük gözükmese de 13 megapiksellik başarılı bir kamerayla birlikte geliyor. Çünkü artık fotoğraf çekmek biliyorsunuz ki güzel bir seçim nedeni ne dönüşmeye başladı. Qualcomm'un 1.2 GHz'lik 4 çekirdekli işlemcisiyle birlikte geliyor cihaz. Bu ne çok iyi ne de çok kötü. Muadilleriyle karşılaştıracak olduğumuzda hatta bir nebze biraz daha alta kaldığını söyleyebiliriz. HD bir ses özelliğine sahip, yani high definition yüksek kalitede ses özelliğine sahip ve Dolby'nin Digital Plus adını verdiği bir teknolojiyle birlikte geliyor. Bu ne yapıyor? Sesi normalde duyduğunuzdan daha kaliteli, daha güzel bir deneyime dönüştürüyor. Yani sadece fotoğraf için değil, aynı zamanda görüntü ses kalitesi için de, yani müzik dinleyen kişiler için de önerebileceğimiz hoparlör üzerinden güzel kalitede ses verdiğini söyleyelim. Arka kısımda kamerası olduğuna bahsettik. Ön kısımda yine kamera var. Şurada kulaklık kısmı var. Alt kısımda 3.5 mm'lik bir jack girişi var ve yanda da gördüğünüz gibi ses açma, kapatma ve uyku moduna giriş var. Micro USB girişini yukarı kısma almışlar. Baş kısmında bulunuyor. Micro USB 2 bir giriş olduğundan bahsettik. Hemen şurada da SIM girişini görebiliyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim ki micro SD girişi bulunmamakla birlikte Turkcell size 16 GB'lik bir bulut veri depolama imkanı sağlıyor. Bu da eğer internet bağlantınıza güveniyorsanız, yani çok fazla internet yemek sizin için sorun olmuyorsa, güzel bir ek 16 GB'lik Turkcell'in bir nevi özür dilemesi gibi olmuş. 16 GB'lik dahili hafızasından bahsettik. 2300 mAh'lik de bir bataryası var ve kapağı gördüğünüz gibi çıkmıyor. Gömülü olarak geliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız Turkcell bunu servis olarak algılıyor. 130 gramlık bir cihaz olduğundan bahsedelim. Ne çok hafif ne çok ağır. Ele de güzel oturan kaliteli bir tasarımla birlikte geliyor. Bu fiyatı bakımından, fiyat performans oranı bakımından ve şöyle de bir güzellik var ki biliyorsunuz artık Türkiye'de taksitlendirme yasak olduğu için Turkcell'in çeşitli paketleriyle birlikte çok rahat bir şekilde alabileceğiniz bir cihaz haline gelmiş. Boyutlardan biraz bahsedelim. Yukarıdan aşağıya 14.23 cm, kalınlık olarak 7.04 cm gibi bir cihaz. Şu şekilde bahsedelim, buradan ende, yani kalınlığında 0.78 cm'de oldukça ince bir cihaz olarak karşımıza geliyor. NFC gibi farklı özellikleri olduğunu artık söylemeye zaten gerek duymuyoruz. Bu arada ek olarak da zaten birçok cihazda bulunan aramalarda gürültü giderici bir özellikle birlikte geliyor. Bir ek olarak da zaten Turkcell'in kendi cihazı olduğundan dolayı T50
TV, işte Turkcell TV ya da Turkcell Depo gibi ücretsiz uygulamaları birçok serviste kullanabiliyorsunuz. Burada Turkcell'in size bir nevi kıya oluyor. Cihazla birlikte tanıtılan bir şey daha bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. T-Fit kolunuza takabildiğiniz bir bileklik de. Bu zaten artık yavaştan Samsung'a alıştığımız bir özellik. Bu şeyle adım ölçerle birlikte sizin ne kadar adım attığınızı ölçüyor. Ve spor yaparken de sizin cihazınızda hemen şey yapmanızı sağlıyor, entegre olmanızı sağlıyor. Bu da Turkcell'in de uzun vadede artık spor uygulamalarının destekçisi olacağı anlamına geliyor. Şu an aldığımız puan hemen şurada 17.345. Redmi'nin altındayız, üstündeyiz. Samsung Galaxy S3'ün, Note 2'nin, HTC One'ın, S4'ün, LG G2'nin ve diğer birçok cihazın gördüğünüz gibi altındayız. Dilerseniz biraz daha detaylara bakalım. İlginizi çeken olursa da bunları bilahare görüp karar verebilir. Fakat şunu da söyleyecek olursak stok ROM'a yakın bir ROM kullanmışlar. Google'ın kendi Android uygulamasına yakın bir uygulama kullanmışlar. Gördüğünüz gibi hemen widget'lara atlıyorlar. Uygulamalar ve benzeri yerler burada. Ara geçişler güzel. Ana ekranda hoşuma giden bir şey daha var. Burada kart sistemini kullanabiliyorsunuz. Şöyle kaydırarak mesajlar, fotoğraflar, işte Facebook, takvim gibi farklı özelliklere buradan erişebiliyorsunuz. Bu da hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi olmuş. Genel olarak da bir karşılaştırma yapacak olursam şu aralar en fazla aldığım soru T50 mi yoksa General Mobile Discovery 2 mi derseniz. Eğer medya işlemleriyle ve fotoğrafla ilgileniyorsanız T50'ye yönelmenizi, yok daha çok oyun ve fiyat performans oranı ya da donanımla ilgileniyorsanız Discovery 2'yi tercih etmenizi öneririm. Genel olarak bu incelemeden söyleyeceklerim bunlar. Denibar, lütfen aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğmelerini tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa da yorumlar kısmını kullanmayı unutmayın. Son olarak da kanala abone olursanız en yeni videolardan haberdar olursunuz. Ve facebook.com/onuralpaydin inceleme adresinden en yeni teknoloji haberlerini alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.